Bu adrese gelenler milli görüşün eskimez, kadim prensiplerini kabul etmişlerdir. Milli görüşün kıyamet gününe kadar modası geçmeyecek olan prensiplerini kabul etmişler demektir. Bu adresten ayrılanlar ise bu prensiplerin insanların maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasının tek çaresi olan bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir. Veya bir başka deyişle milli görüş gömleği kendilerine ağır gelmiştir. Milli görüş gömleği... Milli görüş gömleği, o gömleği taşımaya layık olanların üzerinde kalıcı olur. Kapımız önce ahlak ve maneviyat diyen, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelini savunan, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti isteyen, kuvveti değil hakkı üstün tutan, önce imtiyazlılar değil önce millet diyen herkese açıktır. Ancak tabii ki herkes nasibinde ne varsa onu bulur. Milli görüşte olabilmek, milli görüşte kalabilmek bir nimettir ve bir nasip meselesidir. Bu nimet herkese nasip olmaz. Ancak buradan duamız Cenab-ı Allah herkesi nasiplendirir inşallah duasıdır. Milli görüş davasının bir diğer özelliği çınar ağacı gibi olmasıdır. Kökleri çok derindedir ve dallarını ne kadar budarsanız budayın daha da güçlü ve gür bir şekilde büyümeye, uzamaya devam eder. Şimdi bugün de bir takım budama operasyonları yapılmaya çalışılsa da biz çınar ağacıyız, biz milli görüşüz. Bunlar bizi asla yolumuzdan alıkoyamaz. Biz güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz inşallah.